Sevgiler, ben Sera dostlar. Bugün sizlere anlatmak istediğim konu köpeklerde kaşıntı, sebepleri ve tedavisiyle ilgili. Dermatolojik hastalıkların zor, zahmetli ve uzun zaman alabileceği unutulmamalı, kısa vadede sonuç bekliyor bazı hastalarımız. Fakat bu çok mümkün olmuyor. Aylar süren dermatolojik vakalar, dermatolojik hastalıklar mevcut. Kaşınan bir köpek nasıl bir davranış sergiler? Önce kaşınma, daha sonra ısırma, yalama gibi davranışlarla kaşıntıyı biz algılayabiliriz, görebiliriz. Bilinmesi gerekenler, kaşıntı bir işarettir, spesifik bir hastalık veya teşhis değildir. Dermatolojik hastalıkların hemen kaşıntı yapmayabilir. Bazen de kaşıntıya sebep olan şey ortadan kalkmış olabilir. Örneğin alerjik bir gıdanın ya da alerjik bir maddeyle temas edilmesi sonucu şekillenen kaşıntı, daha sonraki aşamalarda bakteriyel, fungal enfeksiyonlara sebep olabilir. Klinik muayenelerde belki biz alerjinin sebep olduğu durumları göremeyebiliriz. Belki ortadan kalkmış olabilir, fakat diğer etkenleri görebiliriz. Bu şekilde bir durum da söz konusu olabilir. Bakteri ve mantarlar yaygın kaşıntı sebepleri. Bunu da unutmayalım. Kaşınan bir köpek veya kedide ilk düşünmesi gereken sebepler nelerdir? Nelere bakmamız gerekiyor? Onlara değinelim. Öncelikle parazit var mı yok mu, bunu kontrol ediyoruz. Parazit yoksa enfeksiyonlar olabilir, alerji olabilir, psikolojik sorunlar, kaşıntıyı tetiklemiş olabilir, kuru cilt olabilir, hormonal dengesizlikler olabilir. Parazitlerden bahsedecek olursak makroskobik ve mikroskobik parazitler var. Makroskobik parazitler pire, bit ve kene, bunlar makroskobik, yani gözle görebildiğimiz parazitler. Mikroskobik parazitler ise uyuz ve ev akarları. Bunlar için çeşitli testlerle bunun tespit edilmesi gerekiyor. Enfeksiyonlar ise onlarca, yüzlerce çeşit bakteri var. Deride enfeksiyona sebep olan. Aynı şekilde viral antigenler ve fungal enfeksiyonlar da aynı şekilde. Alerjiler ise polen alerjisi, ev akarları, gıda ve böcek ısırıkları alerjiye sebep olur. Kedi ve köpeklerde daha çok alerjik vakalarla karşılaşabilir. Özellikle yaz aylarında köpeklerde. Mevsimsel bir kaşıntı ile karşılaşıyorsak, yaz aylarında köpeğimiz kaşınmaya başlıyorsa, muhtemelen çevredeki işte polen, bitkiler, diğer alerjiye sebep olabilecek sinek vesaire, bunlar düşünülebilir. Eğer yıl boyu bir kaşıntı yaşıyorsa köpeğimiz, bu evle ilgili olabilir. Evdeki bir alerjik maddeyle olabilir, kullandığı yatak da olabilir. Evdeki akarlar, tozlarla ilgili olabilir. Şuna da değinmemiz gerekiyor. Alerjilerin ömür boyu sürebileceği unutulmamalıdır. Yani bir tedavi sürecinden sonra kaşıntı ortadan kalkabilir, deri kendini toparlayabilir. Fakat bunun nüksetme ihtimali var ve ömür boyu bu nükslerle karşılaşabiliriz. Farklı tedaviler de mevcut. Alerjik spesifik immünoterapi adını verdiğimiz bir şekilde 1-2 yıllık bir uygulamayla alerjiyi ortadan kaldırabiliyoruz ya da azaltabiliyoruz kedi veya köpeğimizin duyarlılığını. Psikolojik durumlar ise, bu da çok önemli, çok sık karşılaşıyoruz. Malum kedi veya köpeklerimiz ev ortamında çok nadir dışarı çıkabiliyorlar, sınırlı bir alanları var. Ani gürültüler, gelen giden misafirler, bunlar hepsi psikolojik kaşıntıyı tetikleyebilir. Stres en başta, sıkıntı ve kaygı, bunlar ısırma, yalama, tüy yolma, çiğneme gibi davranışları tetikler. Kuru cilt, kış havası ve yağ asidi eksikleri gibi faktörler, yani yetersiz, dengesiz beslenme, kötü beslenmeye bağlı. Yeteri kadar yağ asidi alamaması ve derinin kendini beslememe neticesinde kaşıntı meydana gelebilir. Hormonal dengesizlikler, köpeğinizde tiroid hormonu yetersizliği vardır, az üretiliyor veya kortizol hormonu çok fazla salgılanıyordur. Bunlardan dolayı yine kaşıntı tetiklenebilir. Bunlar daha çok yaşlı hayvanlarda karşılaştığımız durumlar. Genç hayvanlar çok endokrinolojik bozukluklar meydana gelmez. Başarılı bir tedavi altta yatan nedenin belirlenmesine bağlıdır. Klinikte yapılan tedavinin dışında siz evde ne yapabilirsiniz? Onlara değinmek istiyorum. Eğer kaşıntıya neden olan bir parazitse, antiparazitler mücadelemizi düzenli yapıyoruz, aksatmıyoruz. Bu örnek, örneğin özellikle yaz aylarında
biraz daha sık aralıklarla yapmamız yerinde olur. Deri yoluyla alınan bir alerjen ise deriyi rahatlatmak için soğuk bir suyla yıkıyoruz. Çünkü derinin yüzeyindeki amacımız, yani derinin yüzeyindeki alerjiye ve kaşıntıya sebep olan maddeyi bir an önce deriden uzaklaştırmamız gerekiyor. Bunu da yıkamayla yapıyoruz ilk etapta deriyi rahatlatmak adına. Kaşıntıya neden olan ev akarları, maya ve mantar ise dermatolojik şampuanlar ile kaşıntıyı geçene kadar düzenli aralıklarla yıkıyoruz. Bunu yine veteriner hekimimiz size gerekli bilgi verecektir. Nasıl, ne şekilde, kaç kez yıkamanız gerektiğini. Bunlar dışında deri sağlığını destekleyen gıda takviyeleri, bakın bunlar çok önemli. Sadece kaliteli profesyonel bir mama, büyük oranda derinin ihtiyacı olan maddeleri, besinleri deriye sağlıyor. Fakat stabil bir durum söz konusu değil. Sonuçta karşımızdaki canlı biyolojik bir canlı, sürekli değişen bir canlı. İhtiyaçları, sıcaklık, mevsim, stres, her şey pek çok nedene bağlı olarak değişiyor. Bunun için de mutlaka ekstra gıda takviyeleri yapmanızı tavsiye ediyorum. İşte köpeğin derisine daha fazla zarar vermemesi için çok şiddetli bir kaşıntısı varsa mutlaka o kaşıntıyı ya da kaşıma davranışını engellememiz gerekiyor. Yakalık takarak. Tedavide ise, diğer aşamada ise psikolojik kaşıntının sebeplerine örnek veriyorum. Kaşıntıya sebep olan şey psikolojik bir durum olduğu tespit edilirse veteriner klinik ya da veterinerimiz bunu ortadan kaldırabilecek ilaçlar, egzersiz, ilgi ve sevgi, bunlar çok önemli. Bunları sağlayıp psikolojik davranışları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Benim bugün sizlere anlatacağım bu kadar. Umarım size faydalı olmuştur. Teşekkürler.